Gladio'nun bu operasyonlarına çok açık olacaksın demektir. Ne milliyetçi görünümlü, tırnak içinde söylüyorum. Hı. Çünkü Türkiye'nin milliyetçilerinin buraya büyük bir çoğunluğunu katamayız. Bizim yani milliyetçi derken yani vatanseverlerin vesairelerin. O yüzden o gün Samas, Alparslan Aslan, Osman Yıldırım vesaire hepsi işte o elemanlardan bahsediyor Fatih Er Yılmaz. Ve bu Gladio operasyonu şimdi uyanın diyor. Şimdi uyanmak lazım. O yüzden biraz önce o çağrıyı yaptım. Hı. Devletin içinde sağduyulu, emniyetçi, istihbaratçı, siyasetçi kim varsa bugün bu sorunu, bu olayı hemen çözmeli ve HDP'li, MHP'li, CHP'li fark etmez. Bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. Bunu ortak bir şekilde çözmek zorundayız. Evet, Emin Akseven de diyor ki tek başına yaptığına inanmak için aptal olmak gerekir veya bazı şeyleri görmezden gelmek gerekir diyor. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu bizimle birlikte aranın ardından devam edeceğimizi söylemiştik. Şimdi Filiz Hanım, Mithat Sancar'ın da sözünü ettiği bir durum var. Nihayetinde diyor ki ya bizim pek çok yerde zaten parti teşkilatlarımız adeta abluka altında. Yani resmi ya da sivil ekiplerin gözetimi altında. Bu nasıl, evet. Bu saldırgan nasıl bu kadar rahat bir şekilde binaya giriyor diye. Bu da sizin zihninizi kurcalıyor mu efendim? Parti içerisinde konuşabildiniz mi? Nelerden şüphe ediyorsunuz? Hiç zihnimizi kurcalamıyor. Çünkü biz bunları defalarca söyledik. Yani İzmir İl Eş Başkanımız bugün yine yaptığı açıklamada 3 kez emniyeti haberdar ettiğini ve burada gerçekten provokasyona açık durumların olduğunu, bununla ilgili tedbir alınması gerektiğini söylediğini ifade etti. Aynı şekilde biz Ankara'da yaşadık mesela daha önce. Yani birçok yerde bizim binalarımızın etrafında aslında polis oluyor, emniyet görevlileri oluyor. Ama bizde işte şöyle bir anlayış farkı var. Yani ben Ankara'da da birçok kez katıldığım birçok olayda, gösteride İşte hep emniyet görevlilerine şunu söylüyordum. Siz kimi koruyorsunuz? Gerçekten mesele orada. Kimi koruyorlar? Yani bizi mi koruyorlar? Siyasileri mi koruyorlar? Bu ülkede barışçıl ve demokratik bir siyaset yapılmasını sağlamaya mı çalışıyorlar? Yurttaşları mı koruyorlar? Hani gösteri hakkı olan, anayasal hakkı olan yurttaşları mı koruyorlar? Yoksa başkalarını mı koruyorlar? Yani Suriye'ye gitmiş, orada silahlı fotoğrafları olan, bunları çarşaf çarşaf yayınlamış olan, daha 18 saat önce bu cinayeti gerçekleştirmeden küfürlü, silahlı bir dolu paylaşımı olan bir katilin, bir faşistin aslında peşinde koşmuyorlar. Ama onun dışında kalkıp da en ufak bir düşünce açıklama tweetinin peşinde koşuyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman bu ülke bu kadar kriminalize edilmeye çalışıldığımız zaman, bu kadar kutuplaştırıcı bir siyaset yürütüldüğü zaman zaten olacak olan şeyler çok açıktır, ben geliyorum der. Tıpkı Hrant Dink cinayetinde de olduğu gibi ben geliyorum dedi o cinayet. O gün Samas tek başına mıydı? Tabii ki değildi. Ve bugün hala aydınlatılamıyor. Bugün hala biz yeterince hakikatlerle yüzleşemiyoruz. Yani benim burada özellikle çağrı yapmak istediklerim gerçekten bu ülkenin muhalif olan insanları. HDP'li aynı düşünmek zorunda değilsiniz. HDP'li olmak zorunda değilsiniz. Bakın ben bugün yolda gelirken bir telefon aldım. Çok sıradan bir insandı ve CHP seçmeni olduğunu söyledi. Ama son zamanlarda hep size oy vermek durumunda kalıyorum. Çünkü evet sizleri seviyorum ve sizin bu siyaset içerisinde yer almanızı istiyorum dedi. Size yapılanları görüyorum ve buna üzülüyorum dedi. Ya bu kadar samimiyetle yapılabilecek bir kınamayı, anmayı bile aslında yapamayan insanlar var. Bin bir şey dolandırıyorlar kafalarında. Gerçekten böyle bir siyasi cinayeti doğru dürüst kınayabilmek için bile. Ya Filiz bu Hanım, kadar seremoniye gerek yok. Yani HDP'li olmanız gerekmiyor dediğim gibi. Biz demokratik parlamenter düzene dönmek istemiyor muyuz? Biz tek adam rejimi mi istiyoruz? Biz bu ülkede barış istemiyor muyuz? Biz bu ülkede İstanbul Sözleşmesi devam etsin, kadınlar öldürülmesin demiyor muyuz? Biz Soma katliamının gerçek bir şekilde adalete ulaşmasını istemiyor muyuz? Bütün bunlarda biz ortaklaşamıyor muyuz? O zaman ortaklaşalım artık. Barış'ın da bir sorusu var Filiz Hanım.
Filza Hanım merhabalar. Merhabalar. Sabır diliyorum öncelikle. Bununla birlikte teşekkür ediyorum. Net bir soru soracağım size. Siz HDP Ankara milletvekilisiniz. Filiz Keresteceoğlu, bütün HDP milletvekillerini temsilen size soruyorum. Can güvenliğinden endişe ediyor mu? Ya biz yani Barış Bey, böyle yaşayan insanlar da değiliz. Gerçekten böyle bir şeyle, nasıl diyeyim, hani korkuyla, endişeyle yaşamıyoruz dersem, hani bunu kahramanlık bir şey olarak söylemiyorum. Bir kahramanlık, hani nasıl diyeyim, çok yorgun kafam şu anda ve çok üzgünüm. Gerçekten bazen kelimeleri bulmakta zorlanıyorum ama kahramanlık olsun diye söylemiyorum. Ama o kadar fazla şey yaşadık ki, yani o kadar fazla şey yaşıyoruz ki, sadece milletvekilleri olarak değil. Yani şimdi benim önümde insanları dövüyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki vekilim size ayıralım. Ya bu benim nasıl ağrıma gidiyor size anlatamam. Yani gerçekten orada ben şiddet görmeyi tercih ederim önümde insanların, ileş başkanlarımın, arkadaşlarımın şiddet görmesi yerine. Şimdi biz bunu yaşıyoruz zaten. Ben meclise gözüme gaz sıkılmış ve bizzat bayağı hedef gözeterek gaz sıkılmış olarak, bantlanmış olarak geldim. Ve o zaman da haykırmıştım bundan 4 sene önce. Hiç mi içiniz sızlamıyor ya? Hiç mi bu Filiz Keresteceoğlu'na ne yapıldı, neden böyle oldu ve bu halde meclise geldi diye hiçbiriniz mi sorma gereği duymuyorsunuz diye. Şimdi yıllardır biz 7 Haziran'dan beri, yani medya yasağı bir yandan, onun dışında işte üstümüze gelen şiddet bir yandan, bunları yaşıyoruz ve bunları ifade etmeye çalışıyoruz. E işte burada ortaklaşılması lazım. Yani en azından bu kadar bir şeyde dahi biz ortaklaşamıyorsak bu ülkede, o zaman nasıl siyaset yapacağız biz? Hani tabii ki bizim de çocuğumuz var, eşimiz var, annemiz var, akrabalarımız var. Bizim için endişe ediyorlar. Tabii ki ediyorlar. Şimdi ben etmiyor kimse desem yalan olur. Yani ben Garo'ya baktığım zaman içim titriyor herhangi bir Ermenilerle ilgili bir şey söylendiğinde. Ya da başka bir arkadaşıma baktığım zaman. Yani belki kendinizi düşünmüyorsunuz o anda ama hakikaten arkadaşlarınızı düşünüyorsunuz. Acaba hedef gösterildiğinde başına bir şey gelir mi diye düşünüyorsunuz. Seni ben bırakayım diyorsunuz, yalnız yürüme diyorsunuz. Bunları yaşıyoruz. E bu demokratik bir ülke mi? Böyle bir ülke hakikaten demokrasi denebilir mi? O yüzden diyorum, bu ülkede İçişleri Bakanı mevcutsa eğer, onun istifa etmesi gerekiyor. Çünkü bu ülkede insanların can güvenliğini sağlayamıyor. Bu da çok açık ve net olarak görülüyor. Bugün ağzını açmıyor, bir şey söylemiyor. Böyle bir şey var mı? Peki, devam edeceğiz yani, ama. CHP... Evet, biraz kusura bakmayın. Yükseliyorum yok, aslında. Çok hani yok, genelde Filiz Hanım, bilirsiniz. Filiz Hanım, hiç kusura bakmayın demeniz, ne olur demeyin. O bizi üzer öyle bir şey demeniz. Tamam. Çünkü yani durum ortada ve siz de bu haberi alır almaz Karayolu ile İzmir hareket ettiniz. Evet. Yorgunluğunuzu da gayet iyi anlayabiliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az önce bir mesaj yayınladı. Bir görüntülü mesaj. O videoyu bir izleyelim, ondan sonra biraz daha çok kısaca yorumunuzu alıp siz